السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبة الوحي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى المستشهدين بين يدي ورحمة الله وبركاته. Selam aziz arkadaşlar. Bugün İmam Muhammed Bakir Aleyhisselatü Vesselam'ın şehadet günüdür. Sizlere tesliyet arz ediyorum. Şerif kitabı olan Kafi kitabının tefhid bölümünün Allah'ı görme iddiasının batıllığı bölümünü okuyoruz. Geldik bu hadise yetiştik ki diyor Ravi diyor ki Muhaddis Ebu Kurra adlı birisi benden rica etti ki ben onu götürüm İmam Rıza Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına. Ve ben izin istedim, İmam Aleyhisselam izin verdi. Sonra Hazretin huzuruna geldi. Ona halal, haram ve çeşitli hükümlerle ilgili bir takım sorular sordu. Derken sorular gelir, tevhidle ilgili olmaya başlıyor. Bu zaman Ebu Kurra diyor ki, biz böyle bir şey rivayet ediyoruz. Yani hadisler var elimizde ki Allah'ın görünmesini ve konuşmasını peygamberler arasında taksim ettiğini diyoruz. Mesela diyoruz ki konuşmayı Hazreti Musa'ya, görünmesi de Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ayırmıştır. Böyle rivayetler var elimizde. Ne dersin bu barada? Hazret buyurur ki La tudrikuhul absar. Gözler onu göremez. La yuhituna bihi ilman. Onu bilgize onu kuşatamazlar. Ve leyse kemislihi şey. Böyle ayeler diyor Hazret. Sonra buyuruyor ki şimdi bunları Allah adına insanlara ve cinlere kim duyurmuş? Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyh değil mi? Dedi evet odur. Dedi, nasıl olur da bir adam gelir bütün insanlara ve onlara diyor ki ben Allah tarafından gönderilmişim ve Allah'ın emriyle Allah'a ibadet etmeye davet ediyor ve diyor ki La tudrikuhu l-absar La yuhituna bihi ilma ilma Sonra leyse kemislihi şeyin Bunları diyor tercümesini dedik. Yani gözler onu göremez, bilgize onu kuşatamazlar. Onun gibi hiçbir şey yoktur diye. Onun ardından da diyor ki ben onu gözümle gördüm, bilgize algıladım. Ve o Allah der onun kimi hiçbir şey yoktur ama o diyor ki o beşer suretindedir. Böyle bir iddiada bulunur. Bu nasıl oluyor? Böyle bir iddiayı ileri sürmekten siz tutamıyor musunuz? Hatta dinsizler bile onu bu şekilde ittiham etmemişlerdi. Yani onlar dememişler ki Peygamber Aleyhisselam Allah katından bir şey getiriyor. Ondan sonra da getirdiğin aksini söylüyor diye onu bu şeyde suslamamışlardı. Bu zaman Ebu Kurra diyor ki ama böyle bir ayet de var ki وَلَقَدْ رَعَهُ And olsun ki onu inerken bir kere daha gördü. Yani وَلَقَدْ رَعَهُ نَزْلَةً اُخْرَى Necm suresinde var. وَلَقَدْ رَعَهُ نَزْلَةً اُخْرَى Yani وَلَقَدْ And burada. And olsun ki onu Nezlen huzurdan da inerken bir kere daha gördü. Amun Necm suresinde bunu diyor. Hazret buyuruyor ki aynı surede ona neyi gördüğünü gösteren de bir ayet vardır. Böyle ki
Ma kezebel fuadu ma ra'a. Gönlü gördüğünü yalanlamadı. Orada bunu da diyor. Ve peygamberin kalbi onu gözlerinin gördüğünü yalanlamadı. Ve sonra buyuruyor ki gözlerinin neyini gördüğünü haber veriyor. Diyor ki وَلَقَدْ رَآهُ مِنْ آيَاتِنَا وَلَقَدْ رَآهُ وَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. Yani yine de Nezm suresinde bu 18. ayet diyor ki o andolsun ki Rabbinin en büyük ayelerinden bir kısmını gördü. Bes Rabbinin ayelerinden bir kısmını gördü diye Kur'an-ı Kerim'de açıklama var. Demeli Allah'ın ayetleriyle Allah aynı değil. Allah'ın ayetleri de alametlerdir. Bu ayrı, Allah ayrı. Niçin? Çünkü Allahu Teala buyurur ki bilgice onu kuşatamazlar. La yuhitune bihi ilma. Gözler onu gördüğü zaman, ama eğer gözler onu görseydi, bilgisi onu kuşatmış olardı. Algılanmış olurdu. İş tanımlanmış olurdu. İnsan bir şeyi gördüğü zaman o şey onun için artık bilinen olur. Müeyyen bir miktar bilinen olur. Tamam mı? Hatta dillerde böyle bir özellik var. Benim mesela Arap dilinde var. Diyor ki ca'a raculun. Bir kişi geldi. Raculun diye diyor. Sonra diyor ki er-raculu mesela kebirun. Mesela o kişi, o insan öyle. Burada artık elif lam getirir. Yani artık tanınmış olur. İngiliz dilinde de var öyle bir şey. Biri var ki yani artikliler var. Tanımlanmayan artikliler. Gayrimüeyyen artikliler var. Önce birliğe delalet ederdiler. Sonra yavaş 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 artık her bir nesneye İngiliz dilinde bir artikel değildir. Ama öyle ki bilindi o. Artık orada Z deyilen başka bir artikel. Tanımlanan müeyyen bir artikel getirilir. Her halde müeyyen bir miktar tanınır o şey, o nesne. İnsan bir şeyi görürken artık ona dillerde de bu var. Artık ona gayri müeyyenlik kime hitap etmiyor. Bir miktar tanınır. Kuşatır da bilgi bir miktar onu kuşatır. Öyle değil mi? Ama gözler onu görseydi, Hazreti Hüseyin bilgisi de kuşatılmış, müeyyen miktar algılanmış, iş tanımlanmış olurdu. Bu zaman Ebu Gurre diyor ki, sen rivayetleri kabul etmiyor musun, yalanlıyor musun? Hazreti buyuruyor ki, rivayetler eğer Kur'an'la çeliştiği zaman, Kur'an ile çeliştiği zaman ben onları yalanlarım. Müslümanların şu hususta ittifak ettikleri malumdur ki, Allah bilgice kuşatılmaz, tamam, gözler onu görmez ve onun gibi bir şey yoktur. La tudrikuhul absar, la yuhituna bihi ilman ve leyse kemislihi şey. Bunlar bir asıldı. Allahu Teala da ve biz bunda ittifak etmişiz bütün Müslümanlar. O yüzden bununla çelişir o rivayet, sizin dediğiniz rivayetler ve onu kabul etme mümkün değil. Diğer bir hadiste benim azizlerim diyor yine İmam Rıza Aleyhisselatü Vesselam'a gelir birisi Allah'ın görülmesi meselesi ve bu hususta Sünni ve Şia arasında olan onların aktarda rivayetlerle ilgili bir soru, bir para soru yazdım, mektup olarak gönderdim ve rica ettim ki bu konuyu bana açsın. Bu zaman Hazret kendi mübarek elleriyle bir şöyle yazdı ki, evet, herkes biliyor ki bir insan eğer bir şeysi tanımak istese, onu görse, dikkat edin benim ezberim, görme aracıyla tanımanın, bilmenin, yani eğer görse demeli bu tanıyır onu. Müeyyen miktar. Bilir. Artık bu zorunludur ki onu müeyyen bir miktar onu kuşatıyor. Öyle değil mi? Ve bu arada görüş birliği içindedirler bütün insanlar. Ve buna karşı çıkan yok. İnsan bir şey görende bir miktar onu kuşatıyor. Allah'ın gözle görülmesi eğer dese ki caizdir, o zaman onu tanımak da gerçekleşir. Demeli onu tanıyorlar. Tanıma çok ilginç bir yönden Hazreti Cafer'i mantıklı kurallarla.
Bu tanıma ya imandır ya da iman değildir. Yani Allah'ı görende, görerken insan ki onu tanıyır ya, bu tanıma ya imandır ya iman değildir. Eğer dese ki, görme yoluyla gerçekleşen bu tanıma imandır, o zaman sadece Peygamber Aleyhisselam'ın deyip orada gördü diyelim. Ve bütün insanlar, bu kadar insanlar var, görmemişler Allah-u Teala'nı dünya yurdunda. Sadece kanıtlar, kanıtlar aracılığıyla bu gerçekleşen bu tanıma var ya, o zaman onlar iman olmayacak. Öyle değil mi? İki halden biridir de. Niçin? Çünkü kanıt aracılığıyla tanıma, görme aracılığıyla gerçekleşen tanımanın mukabilidir, zıttıdır. Ya budur ya bu değil. Tamam mı? O zaman da dünyada bir mümin kalmaz o zaman. Ve eğer desin, çünkü hiçbiri Allah'ı görmedi de, görmüş değildir. Eğer desin ki görme aracılığı gerçekleşen bu görme iman değil, o zaman kanıt yoluyla gerçekleşen bu tanıma var ya, da iman demiri adına, değil tanıma. Bu da ahirette zevala uğrayacak. Bu da necə deyirlər, çünki batil bir yoldandır. Yəni iman deyildir ya, iman olmadığı üçün ahirətdə ya yox olacaq ya da heç olmayacaq. Bu da göstərir ki, Allah-u Teala böyle bir kanıt da gəlib, bəncə bu kanıtın asla karşı koyulmayacaqlar. Heç bir kanıt da buna karşı gələməz. Böyle bu maddi kurallarla gedərsək. Göstəriyor ki, Allah-u Teala gözlə görünməz. Çünki eğer deseydi gözle görme meselesiyle ilgili deseydik, biraz önce bu dediğimiz sonucu da olacaktı. Ve bu sonuç da batildi. Hiçbir insan mümin olmayacaktı o zaman. O zaman hiçbir kez Peygamberden başka diyelim cennete gitmeyi ruhunu kazanmayacaktı. Bu da batil bir görüştü. Tamam mı? Ve sonra ki hadiste var ki İmam Hadi Aleyhisselatü Vesselam'a bir mektup yazır Ravi ve Allahu Teala'nın görme meselesi ibaretinde bir şeyler soruyor ve bu meseleyle ilgili insanlar arasındaki görüş farkları var, onlara soruyor. Hazret şöyle cevap veriyor. Bakın, diyor ki, buyurur ki, gören ile görülen arasında biz nasıl görüyoruz? İnsan nasıl görüyor? Bunu elimde sabit etmiş. İnsan nasıl görüyor? İnsan görmesi için orada bir boşluk, bir hava olması lazım. Eğer diyelim vakum şəraitinde olsa bir insan, yani bir yerde olsa ki, elim bunu kanıtlayıp benim özlerim. Eğer öyle bir yerde olsa ki, oradan havanı çıkarsalar, o insan hiçbir şey görmeyecek orada. Eğer başka bir nesne de olsa onu görmeyecek. Tamam mı? Çünkü o boşluk koymur, manedir. Koymur ki bu gözden çıkan nur, ışık geçsin, değilsin, vakti yeniden kayıtsın. Tamam mı? Boşluk var. Bu havadır ki bunlar aparır insanı. Hatta kokular böyle. Kokular nasıl olur? Diyelim ki insan ətri iyiliyende, mesela buradan o tarafa müəyyən bir ləhzədən sonra gedir, çatır orada. Çünkü havada molekullar var, atomlar, molekullar var. Onlar bir-birine deyə-deyə məsələn gedirlər, çıxırlar müəyyən. Şimdi görən ve görülən arasında görmənin açdığı bir hava boşluğu, əgər orada olmasa sürəcə görmə eyləmi gerçekleşir. Orada bir hava olması lazım. Tamam mı? Və görən ilə görülənin arasındakı bu hava, əgər bu boşluğu ortadan qalxdı mı, o zaman görmə gerçekleşmez. İnsan görəməz. Bu da onu göstərir ki, benim əzizlərim, Həzrət buyuruyor elbette, görən ilə görülən arasında bir sinxiyyət, bir bənzərlik olduğu anlamına gəlir. Niçin böyle diyor? Baxın, orada bir əşya var, ben, deyelim, her bir əşyanı, benimle sinxiyyəti var, benimle bir bənzərliyi var müəyyən həddə. Niçin? Ben onu bakıyorum, görüyorum. O görüləndir, ben görənim, deyelim. Ya da orada bir insan olsa, o da beni görüyor. Bu hava vasitəsilə. Bu boşluq bizi bir-birimize yakınlaştırır, bu hava boşluğu. Bu anlama ki, ben onu bu hava ile ilgili görüyorum, o da beni bu hava ile görüyor. Böyle bir görenle görünen arasında bir sinxiyyət ve benzerlik emre gelir. Allah ile ise onun yarattıkları arasında hiçbir benzerlik yoktur. Leyse kemisteki şey. Tamam mı? Yani
çox nədənlərlə, çox dəlillərlə sabit etmək olar da Allah-u Teala'nın görməyini yasaqladı və görməyinin qeyri-mümkünü. Amma bu da çox gözəl bir deməli, dəlildir ki, görən ilə görülən arasında bir bənzərliyin olduğu anlamına gəlir. Yəni, bu bəzəhətdən bənzərdirlər. Əgər o olmazsa, görülməz. Çünki görən aralanca gerçəkləşdirici səbəb açısından görüləndə eşitdir. Bu zaman bu nə yapır? Qaçınılmaz olur ki, onlar arasında bir bənzəşmə olsun. Bu da təşbih, bu da bənzəşmə təşbihdir. Tamam mı? Təşbihin ta kəndisidir hətta. Çünki səbəblərlə müsəbbiblər arasında qaçınılmaz bir bağlantı vardır. Səbəb və müsəbbib, yəni görən, görülən deyəlim. Onlar arasında bir bağlantı var. Allah-u Teala ilə insanlar arasında böyülə bir sinxiyyət və bənzərlik yoxdur. Ləysə kəmisdir bir şey. Tamam mı? Quran-ı Kərimin hər bir ayəsi bir kuraldır bizim için. O kurallarla insan əqidələnməsi lazımdır. Tamam mı? Ləysə kəmisdir bir şey. Onun kimi bir şey olamaz. Beyninə gələn bir bazı şeylər var ya, onlar o deyil, nə qədər də düşünürsən. Tamam? İnsanın beyninə gələn tasavvurlar belə o deyil. Ona qalmış göz olsun. Həzrət buyurur. Gələcəyiz inşallah. Digər bir həzisdə var ki, İmam Baqir əleyhissalatu vəssalamın bütün şəhadətidir. Təsdiq tərz edirəm yenə də İmam Zaman ağaya və bütün bu həzrəti sevənlərə huzuruna getdim və orada xaricilərdən bazıları vardı. Birisi içəri girdi və şöyle dedi. Ey Abu Cəfər, sənin tapdığı, nəyə tapıyorsun, nəyə ibadət ediyorsun? Həzrət buyurdu Allaha. Dedi, peki onu gördün mü? Həzrət buyurdu, hayır, onu bu gözlə görmək mümkün deyildir. Amma qalblər onu bir həqiqətlə iman, iman həqiqətləri də görürlər. O müqayisələ bilinməz bir şeylə qiyasladım, deyəlim ki, deyəsən ki, o da o öyrədi. Duyularla algılanmaz, insanlara bənzəməz. Ayətlərlə, ayətləri var ya, o ayətlər, əmarələr, onlar da vasf edilir, əlamətlərlə bilinir. O hükmidir, amma hükm edərkən zülm etməz. İşte Allah budur. Ondan başqa Allah, ilah yoxdur. Adam çıxıb gedir harici və gedərkən böyle diyordu, deyir. Ravi diyor ki, deyir, Allah biliyor risalətini, kimə verəcəyini hər kəsdən daha biliyor, biliyor. Yəni, Allahu ə'ləmə həysu yəcəlu risalətə belə bir ayə var. Allah daha iyi bilir ki, kendi risalətini nerede karar kılsın. Yəni 14 məsumda. Və başqa bir hədisdə də var ki, Həzrət İmam Cəfər Sadıq əleyhissalatu vəssalama ravid diyor ki, Yahudi din bilginlərindən biri Həzrət-i Əmir əl-Mu'minin yəni Həzrət İmam Sadıq əleyhissalatu vəssalam buyurur bunu ki, birisi gəlir Həzrət-i Əmir əl-Mu'minin əleyhissalatu vəssalamın yanına və diyor ki, ey müminlərin əmiri, yəni Yahudi alimlərindən biri olur, diyor ki, sən Rabbinə ibadət edərkən onu gördün mü? Həzrət diyor ki, yazıqlar olsun, ben görmədiyim Rəbbə ibadət etməm. Bu zaman diyor, nasıl gördün? Diyor ki, Həzrət, çılpaq gözlər onu algılayıb görəməz. Bu gözlər onu görəməzsən. Amma qəlblər iman, bir həqiqətlə iman onu görə bilir, deyə Həzrət diyor. Və yenə də bu xüsusda var ki, mənim əzizlərim, İmam Sadıq əleyhissalatu vəssalamla birlikdə bir məsələni müzakirə edirdik, Allahı görmə məsələsi ilə ilgili olan rivayətləri. Həzrət şöylə buyurdu. Bax, bir var günəş, bir var kürsü, ayətlə kürsü var ya, kürsü. Biri var ərş, biri var hicab və sitr. Bunlar Quran-ı Kerimdə də gəlmiş. Bəs günəş, kürsü, ərş, hicab, setr. Bunlar nədir? Həzrət buyurur ki, günəş kürsünün nuru var ya, o nuru 70 yerə bölünüb, 70-dən biridir. Günəş deməli, kürsünün 70 cüzündən bir cüzdür. Kürsü isə ərşin nurunun 70 cüzündən bir cüzdür. Ərş, hicab
nurunun 70 cüzünden bir cüzü, hicab da sitir nurunun 70 cüzünden bir tanesidir. Görün ne kadar olur. Ağla gelmeyecek derecede. Güneş onların yanında hiçbir şeydi. Hiçbir şey, bir ne diyeyim, bir zerre bile değildir. Eğer doğru söylüyorlarsa, o zaman bulutsuz bir günde çıplak gözle güneşe baksınlar. Güneş Allah'ın yaratıklarından birisidir. Ki hiç bir zerre bile değildir onların mukabili. Gerçi onlar da kürsü, sonra erş, hicab, sit, bunlar da Allah'ın mehluklarıdır. Bunlar da Allah-u Teala yaratır. Ama görebilmirler. Şimdi, diğer bir hadiste var ki, İmam Rıza Aleyhisselatü Vesselam'dan Hazreti Peygamber Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi buyurdu. Bir gece beni Miraç'a götürdükleri zaman Cebrail öyle bir yere beni ulaştırdı ki oraya hiç zaman adım atmamıştı. O zaman Peygamberin gözünün önündeki perde kaldırılır ve Allah-u Teala kendi büyüklüğünün nurundan istediğini ona gösterir. Ve növbəti bölüm, değerli dostlar, budur ki, gözler onu göremez ve o gözleri görür ayeti hakkındadır. La tudrikuhu l-absar ve hu yudriku l-absar. Bu bölümdür. Şimdi, var ki, İmam Sadık Aleyhisselatü Vesselam'dan bu ki, la tudrikuhu l-absar ifadesi En'am suresindedir. Bunun anlamıyla ilgili Hazret şöyle rivayet etti ki, burada kastedilen gözler onu göremez diyende bu gözden gitmir elbette. Bu gözden gitmir. Söhbet zihinlerin, tasavvurların onu kuşatamayacağı, kapsayamayacağından gidir. Buyurur ki, قَجَّاءَكُمْ بَسَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ. Yani doğrusu size Rabbinizden basiretler geldi. Ayetinde gözle görmenin kastedilmediğini bilmez misiniz siz? Burada basiretler gelende bu gözden geçmiştir. Bu zaman sonra Hazret buyurur ki, Hazret buyurur, فَمَنْ أَبْسَرَ فَلِنَفْسِهِ. Yani kim can gözünü açıp görürse onun faydası kendine diye Hazret diyor ki Allah-u Teala buyurmuş. Bundan da maksat insanın gözleriyle görmesi değil. Sonra var ki, kim de kör olursa zararı kendinedir. Mən əmiyəfə aleyha. Tamam mı? Burada da ifadesi gözlerin kör olması anlamında değil. Zihnin kuşatamaması anlamında, zihnin anlamaması anlamındadır. Örneğin, deyir ki, filanın bəsirun bil fəqi, bil fiq. Filanın bəsirun bil dirha. Filanın bəsirun, belə ərəblərdə deyilir. Filan şey, filan kəs başı çıxır filan şeyle. Yəni anlayır, şiirdən anlar. Fıqdan anlayar, paradan anlar, giyislerden anlar vs. Böyle deyir ya bəsir. Orada söhbət bu gözden geçmiyor. Anlamaktan gelir, kapsamaktan geliyor. Allah gözlerle görülmekten yücədir, münəzzəhdir deyə Hazret buyurur. Bu kadar mənim əzlərim. Sallallahu alə seyyidina Muhammedin ve alihi tayyibina zahirin ve la'nu daim alə ədaihim əcma'in minəl amel ilə qiyamın. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبة الوحي.